Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Köftenin Great Tek Altı maceralarının ya da günlüklerinin 6. bölümüne hoş geldiniz. Ve bu bölümde sizlerle ne yapacağız? Bu bölümde nihayet Burning Box'umuza girişeceğiz. Onun için biraz aşağıya kazı yapıyorum, alan açıyorum aşağıda. Ve tabii ki de benim torça ihtiyacım var. Biraz torç yapalım. Ups. Evet. Torç. Gel. Tabii şunları da koyabilirim artık. Bunlara çok bir ihtiyacım olmadığını fark ettim. Biraz boşuna harcamışım ama olsun. Şimdi. Burning Box. Burning Box nedir? Great Tech 6'da pek çok şeyi aslında işleyebilmek için Crucible'a ihtiyacınız var. Çünkü pişirmeniz... Crucible'ı nasıl düşünebilirsiniz? Modun adını unuttum. Tinker's Construct'taki muhabbetine benzeri. Grekçesi. Şimdi. Öncelikli olarak. Şurada benim... Bunlar vardı. Tamam. Şimdi Burning Box. Wrench. 4 tane bronze plate ve brickler. Brickler. Dın. 4 tane bronze plate ve wrench. Burning Box. Ardından siz gelin, siz gelin. Şimdi. Şöyle kazalım. Burning Box. Sen şöyle gel. Burning Box'ın önünün açık olması lazım. Moldlar. İki tane moldumuzu şimdi böyle koyalım. Şöyle böyle 4. Mesela bir tık geriden kassak güzel olabilir. Sen de gel. Şimdi bize lazım olan moldlar neler? Öncelikli olarak. Oh, kapım varmış. Nerede benim? Evet, chisel benim envanterimdeydi. Tamam. Şimdi öncelikli olarak bir adet ingot. Sonra plate. Yay, chisel'ım bitti. chisel. Direkt chisel head nasıl yapıyorduk? Bir tane de rod. Bir tane de rod yapalım, evet. Nasıl bronze yapalım? File. Gel bakalım. Rod. Bronze plate, bronze plate, bronze plate. Hammer. Gel. Bu copper plate'ler işime yaramayacak. Bronze plate. Ve hammer. Şimdi file, rod, plate. Tamamdır. Oil, hammer, evet. Ve stick. Bronze chisel. O. Burada plate yapıyorduk. Bir adet de broddu galiba.
Ah, neyse, yanılıyorsam da başka bir işe yaramış olur. Şimdi. Demek için. Melting. Melt ve boil konusunda avantajlı bir şey. O yüzden işlemesi bizim için kolay. Bunu yaparsak eğer... Ups. Şunları da bir koyalım. Ve şu kömürler bir hammerlansın. Stop. Hammer time. Şimdi. 3 tane koyalım. Ve bana flint and mortar gerekecek. Firestarter da deneyebiliriz. Şimdi şurada. Neler kullanabiliriz? Illuminate. Oxide tungsten. Hematite. Gelin bakalım. Olmadı. Sen gel bakalım. Tamam, bu sefer oldu ama direkt kendisinde yedi. Evet. Şimdi bu pişe dursun. Dilerim. Umarım kulaklarınız çok rahatsız olmamıştır. Crash Call kalsın aslında. Concentrate. Burasın. Nasıl bunları buradan alıp şuraya koyalım. Sen de gel. Sen de gel. Sonra sen şöyle gel. Ve bunlar erimeye başlasın. Ve ben kendime bir tane daha flint and mortar yapayım, ne olur ne olmaz. Bu arada buna kesinlikle yaklaşmayın şu an çünkü yanarsınız. Evet, dışarısı sakin, sessiz. Gördüm. Bu şekilde çok daha verimli bir bronz elde etme olacak. En azından daha al. Mesela plate'e falan dönüştürmemiz çok daha verimli bir biçimde olacak. Ama öncesinde tabii ki de bunun pişmesini bekleyeceğiz. Ah. Eridiğinde zaten göreceksiniz. Bunun üstünde erikliği gözükecek. Mesela Stone Pebble. Bir şeyler erimiş. Şimdi şunu şöyle dökersem eğer... Ah, tini buraya dökecek sadece. Bir kendimi... İçinden alacağım başka bir şey kalmamış. Template. Ama benim istediğim template değildi. O yüzden bunu tekrar erimesini bekliyorum. Stone plate de değildi. Bu biraz soğusun. Çok soğumadan direkt daldığım için
Ha, evet, bronz. Plate. Şu an bronzlarımızı mümkün olduğunca plate halinde istiyoruz. Evet, artık bunu söndürebilirim. Şu şekilde yaparsak sönüyor. Bronze. The liquid of life. The metal of life. Bronze rod, bronze plate. Ah, soğumalarını bekliyoruz. Diğer türlü hasar alacağız. Bu şekilde materyallerimizi çok daha rahat bir biçimde elde edebiliyoruz. Şunu ben bir elimde birkaç dört bulundurayım ben. Soldu, tamam. Soldu. Bu şekilde bronzumuzu eridikçe şu an tekrar geri katılaşması zor çünkü yaklaşma. Evet. Bunun içinde sadece stone kaldı. Muhtemelen şunu şuradan akıtırsak, ha, buradan da akmıyor. Ona da yetmeyecek kadar bir stone pebble kalmış. Şunları koyarsak muhtemelen onlar eriyecek ve evet. Dibinde biraz copper kalmış. Fazlalık copper. Muhtemelen copper nugget kıvamında. Onlar daha sonrasında çıkacaktır elimizden. Evet, bu şekilde. Bu şekilde maden işlemimizin de daha verimli halini görmüş olduk. Şimdi. Bunun derecesi ne bilmiyorum. Şu an bunu atarsam bakalım ne olacak. Evet. Şu an un derecesi yeterli değil. Tabii ki de scrap olarak veriyorum. Neyse o kalsın. Kalmasında bir zararı yok ve bunu stone plate. Stone plate'de neler yapabiliyoruz? Aslında bayağı bir şey yapabiliyoruz. Bakalım. Neyse dursun kenarda. En azından bir, belki en kötü bir komedik item olarak. Small pile of dark ashes. Bu en önemli bir materyal. Bu dark ashes bizim aslında şey iron yapmamızda gerekli bir materyal olacak. Mikser. Evet, bu şekilde temel materyallerimizi de yavaştan elde etmeye başladık. Bronze scrap. Scraplarımızı da biriktikçe onun içinde eritebiliriz. Şimdi gelelim yemeklerimizi toplamaya. Yemeklerimiz bayağı birikmiş. Güzel berilerimiz. Bu daha olgunlaşmamış. Olgunlaşmış. Bunlardan bazıları olgunlaşmış, bazıları olgunlaşmamış. Ön taraf olmuş. Heh. Bunlar da oldu nihayet. Gözümüzün önünde de olgunlaşıyorlar. Ah,
Çok hızlı büyüyor keratalar. Ve bunları burada depoluyorum. Berilerimize. Çünkü berilerimiz güzel bir yemek kaynağımız. En azından başlangıç düzeyinde güzel bir yemek kaynağı. O yüzden beriler önemli. Sonrasında ağaçlarımız da burada. Ve şu biraz ilginç bir ağaç. Çünkü kendisi hazelnut veriyor. Bir tane baltam olacaktı şurada. Blacks. Bakalım. Sen nesin? Limewood. Bu yemek de veriyor. Hazel sapling. Yani çok büyük ağaç bakımından çok verimli bir odun bakımından verimli bir ağaç değil. Ancak başka konularda verimli bir ağaç. Yani daha su. İşimize yarayan bir ağaç. Şimdi tavukçum sen gel. Çekil. Sana zarar vermek istemiyoruz. Şöyle bunları da ekelim. Ayrıca hazelnutları başka işler için de kullanabiliyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam evet. Nut oil. Yağ elde etmekte de kullanacağız. Daha verimli yöntemleri de olması lazım emin değilim. Dediğim gibi Great Tech 6'yı şu an ben de sizlerle beraber öğreniyorum. O yüzden benim için de ilginç bir süreç oluyor. Şimdi şunu şöyle böyle keseceğim. Çünkü artık testlere yapabiliyorum. Şimdi. Ah, gel bakalım. Ve tabii ki de elimden flint and mortar'ı kaldırayım bir kaza olmasın. Diğer türlü çok istenmedik sonuçlarla karşılaşabiliriz. Odunlar için de bir yöntem bulacağız. Ah, bu arada odunlar demişken, aslında hazır elimizdeymişken. Zaten plate'lerimiz de var. Testere. Bir tane bronz testere yapalım. Hammer, 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 hammer. Evet, bronze saw head. Destere. Şimdi envanterimizi biraz boşaltalım. Çünkü envanterim biraz fazla dolmuş durumda. Odun, odun. Bark. Sen de şöyle gel. Bronze rod. Sen şöyle gel. Stone rod. Sen de şöyle gel. Belki bir gün işe yararsın. Şimdi. Blackwing'lerde. Şimdi testere. Ne kullanalım? Maple kullanalım. 8. Bu şekilde alırsak 3. Testereyle kesersek 5 tane gelecek. Ve benim bir bookshelf yapmak istiyorum. Greg Tech. Bunun için soft hammer, file ve testereye ihtiyacım var. Soft hammer'ım var mı? Soft hammer'ım yok ama zaten yapması inanılmaz kolay bir şey. Evet, soft hammer'ımız var artık. File, testere. Ve kitaplık. Şimdi benim burada birkaç tane kitabım vardı. Mesela bu. Ya da bunlar. Evet, bu şekilde kitaplığımız da var. Ve ben bazı materyalleri, ups bunları unutmuşum yerde, kötü olacaktı yoksa.
Şimdi benim bazı materyallere kesinlikle ama kesinlikle daha güzel bir biçimde depolamam gerekecek. Saniye. Drawer değildi. Barrel da değil. Great Tech. Gel bakalım. Great Tech ve odunla yapılan şeyler. Ya da şundan da bakabiliriz. Shape Crafting. Evet. Wooden Item Barrel. Long rodlar gerekiyor bunun için. Evet. Şimdilik yapamıyormuşuz. Ha, modum biraz cheap. Evet, çünkü long rod gerekiyormuş onun için. Aslında long rod da yapabiliriz düşününce. Çünkü yeterli kilim olması bir lazım. Evet, hardened clay. Hammer. Hammer. File. Dur. Neydi? Mold. Seramik mold. Dur. Ha, mold seramik. Ha, chisel. Chiselmiş. Sonra chisel, gel bakalım. Sonra sen gel. Bunu pickaxe de alabiliyoruz bu arada. Chisel. Bu bize long road verecek. Long road'u bu şekilde elde edebiliyoruz. Şunları da atalım aslında. Evet, bu sayede daha verimli bir long road elde edişimiz oldu. Ah. Bunu da pişirirsek eğer piş bakalım. Peki. Neden böyle oynamak istiyorsun? Bunlar tek kullanımmaymış. Aslında içindeki kapıları dengelemek için. Şu kadar yeterli olacak. Of. Bir tane long rod elde edeceğiz şimdi. Şu şöyle dursun. Bunu daha sonradan değiştiririm. Bunlar erimeye başlasınlar. Ardından bir adet bronz elde edelim. Ah. Taş. Sen yemek şişsin, o yüzden buraya geçiyorsun. Şu an sadece tinimiz var. Tinimiz erimiş durumda. Diğerleri erimemiş durumda. Ve benim envanter için cidden artık bir şeyler yapmam gerekebilir. Çok fazla kolay. Envanter çok kolay bir biçimde doluyor. Özellikle Gregg'de oynuyorsanız envanteriniz inanılmaz hızlı bir biçimde dolduğu için. Şu an en azından odunları Item Barrel'da saklayalım. Tin tin tinimini hanım. Bunu da evet söylemem gerekliydi sanırım. Ah. Hala ısınmasını bekliyoruz. Ve bu ısındığında, kapırlaştığında, bronzlaştığında, bronzlaşmak. Evet, bu terimi kullanacağımı hiç tahmin etmiyordum. Şu an sanırım evet, bronz olmuş. Tin fazlalığı var sadece. Hatta bunu bir
Biraz kapırla dengelemeyi deneyelim. Longroad. İki tane Longroad. Ve bu Longroad'la evet barrel'larımızı yapabiliyoruz. Tabii başka şeyler de yapılıyor. Mesela bronze axle. Bronze machine'ler. Ink, crucible smelter. Wire'lar vesaire vesaire. Üç. Ve dışarıda da kediler bol bol kavga ediyor. Bu da zaten kendiliğinden söndü. Güzel. Şu an 4 tane bronz. Ups. Biraz hızlı davrandık. Evet, 4 tane yapamıyoruz. Sağlık olsun. Belki bir tane bronz nugget atarsak. Bir tane de bronze nugget kesmedi. Sizler tabi yeterince sıcak modalar. Onu da denetleyebiliriz. Sekiz tane bundan atalım. Flint and Mortar. Yemedi. Ah, gıcık da tam tutacak zamanı buldu. Evet. Bunlar kalsın. Ha, tamam, yandı. Evet. Bakalım bu oldu mu? Hadi gerçi biraz ısınmasını bekleyeceğiz. Ve sağda dışarıda gece. Bu arada direkt olarak kapır or yerine kes şey ah neydi? Tetrahidrat vesaire atmak biraz daha bir tık daha verimsiz oluyor. Direkt kapı or çok daha verimli oluyor. Yok, bu da kesmedi. Neyse. O zaman bu bölümümüzü de sanırım burada bitirebiliriz. Evet. Bronz aletlere nihayet geçişimiz oldu. Bölüm arası tabii ki de ben bol bol bir şeyler elde edeceğim. O süreç içerisinde de bronz aletlerimle yapacağım. Bunu bir tüketelim zaten. IC2 tipi bronz alet bu neticede. Ve mümkünse bazı maden yataklarını bulmaya çalışacağım. Aslında şunu da eritebilirim sanırım. Evet, bakalım. Crucible Smelting 7 tane ingot verecek bana. Bunu eritebiliyorum ancak dur. Bu erişebiliyor mu? Evet, erişemiyor. Bu erişebiliyor. Bu erişmeye kalkıştığı takdirde Crucible'ımız çatlıyor. Evet, o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.